Merhaba arkadaşlar. 10 Ocak Çarşamba İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 9 koşu koşulacak. Hepimize keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. Birinci koşuyla birinci altılı Ganyan başlıyor saat 14'te. 3 yaşlı tayların şartlı bir koşusu 1400 metrede. Toplam 11 tay yarışa kayıtlı. İlk kez sahaya çıkacaklar ki bugün aynı şekilde 3 tane şartlı bir koşu var. Hepsinin ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. İlgililerine bol şanslar diliyorum. 3 e, yaşına geldiler ama e, bugün ilk kez sahaya çıkabilecekler. Muhtemelen bazı sıkıntıları olduğu tayların. E, birçoğu da e, henüz hazırlanmış e, olmalı ki şu ana kadar e, henüz daha koşamadılar. E, burada 4 tayı ben e, önceliğimi aldım. İdman pistine baktığımda e, orijinlerine vesaire. Önceliğim 6 numaralı Thunder Bull oldu. İşman çizikle son günlerin en formda jokeyi. 6 numara favorim. Sonra Akın Sözen idaresindeki 11 numaralı Ruling Lady. ikinci tercihimde öneriyorum. 4 numaralı Star and Moon Ahmet Çelikle yine yine şanslı olabilecek taylardan biri. Son olarak da Mehmet Kaya idaresindeki 1 numaralı Antaus diyeceğim. Birinci koşuda şans verdiğim taylar 6, 11, 4 ve 1 oldu arkadaşlar. İkinci koşuya geldiğimizde 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının şartlı 3 koşusu yine 1400 metre mesafeli koşuda 11 safkan yarışa kayıtlı. Burada da 3'ünün arasında geçeceğini düşünüyorum yarışın. Bunların ilki son yarışını kazanan 3 numaralı Jack Sparrow yine kazanmaya yakındır. Rakip olarak e, önereceğim e, ilk e, Safkan'da Görkem Özçelik idaresindeki 2 numaralı eliminatör olacak. Uzun aradan sonra yarış gördü. Bugün için daha iyi koşacaktır. Tabii bu ikisi de yani 3 numara olsun, 2 numara olsun, e, bazen startta kalıyor. E, yani çok da güvenilir safkanlar değil. Yanına bir rakip daha yazdım. O da sürpriz çıkacaktır muhtemelen. Nevzat Avcı idaresindeki 6 numaralı Olicom diyeceğim. İkinci koşudaki sıralamam 3, 2 ve 6 oldu. Üçüncü koşuda 3 üç yaşlı İngiliz tayları 1500 metrede koşacak. Handikap 15 koşuda. Tek olarak e, önereceğim Safkan Mustafa Çiçek İdaresi'ndeki e, Tuğban İzzet Aksoy ekürüsünün tayı 2 numaralı Perfect Pileri olacak. İki koşusu da oldukça tatminkar. Bugün için e, rakiplerini geçeceğini düşünüyorum. Üçüncü da 2 numara tek diyorum. Dördüncü koşuyla ikinci altılı ganyan başlıyor İstanbul'da 15:30'da. Yine bölünen şartlı birin diğer ayağı. E, burada da 10 tayı e, yarışa kayıtlı. E, çıkan taylarda e, olabilir muhtemelen iki numaralı e, Galilahi çıkma ihtimali var diye düşünüyorum. Tabi şu anda kesin değil. Burada da değerlendirmeme 4 tay aldım. İkisi dişi, ikisi de erkek. Bunlar Vedat Abiş idaresindeki 9 numaralı Nike. Görkem Özçelik idaresindeki 8 numaralı Master Degree. Sonra Mehmet Kaya idaresinde 5 numaralı Rising Boy ve Akın Sözen idaresindeki 4 numaralı Mr. Signature oldu. Eşit şanslı olarak görüyorum. 9, 8, 5, 4, 4. koşuda şans verdiğim taylar oldu. 5. koşu 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarına mahsus şartlı 3 koşu 2000 metre mesafeli koşuda 9 atı izleyeceğiz. Buradaki önceliğim e, pist şu anda zaten yağmur yağıyor İstanbul'da yarın da devam edecek muhtemelen. E, pisti ıslak bulması halinde 4 numaralı Kurt Engin'in avantajı olacağını düşünüyorum. Akın Sözen'le favorim 4 numaralı Kurt Engin. Rakipleri 1 numaralı Ciğerdelen ki yarışa baktığımızda e, hızlı gitme olasılığı yüksek. E, yarış ne kadar hızlı giderse e, 1 numaralı Ciğerdelen için avantajı da o kadar art, artacağını düşünüyorum. Dördün ilk rakibi bir numaralı Ciğer Delen diyorum. Son olarak da Özcan Yıldırım idaresindeki iki numaralı Nibolu. Bu grupta tabii e, muhtemelen de favori çıkar diye düşünüyorum. Ben 3. tercihimde önerdim. 5. koşuda şans verdiğim atlar 4, 1 ve 2 oldu arkadaşlar. 6. koşu birinci altılı ayağında son ayağında 4'te yukarı yaşlı İngiliz atları. 2100 metrede koşacak kısa vade 6 koşu. Gününde en önemli koşularından biri Mehmet Akar adına düzenlenmiş kupalı koşuda 7 atı izleyeceğiz. Seyri çok keyifli olacak yarışlardan biri yine 6. koşu. Birçoğu birbiriyle koştu ama burada ben şablonuma tek bırakacağım Safkan muhtemelen favoride çıkmayacağını düşünüyorum. 10 yaşındaki 4 numaralı Zafer Ateşi olacak ee, bu sene e, uzun aradan sonra daha doğrusu iki yarış gördü. İkisinde de pek bir varlık gösteremedi. 5 ve dördüncülükte kaldı İstanbul ve Antalya koşularında. Ama o bildiğimiz zafer ateşinin e, sprintini yapamadığını gördük yarışında. Tabii 10 yaşında kolay değil. Ayrıca ilgililerini de tebrik ediyorum. Yani e, İngiliz atı 10 yaşında hala koşuyor. E, yani çok önemli Türkiye'de özellikle pek görülür bir şey değil. Bugün için üstünde ayan kurşun var. Ee, hani yarış biraz hızlı gidecek olursa ki oklağıma var burada. Ee, daha da avantajı fazla olacaktır. 4 numaralı Zafer Ateşi. Bugün için bildiğimiz sprintini yapıp yarışı kazanacağını düşünüyorum. Ee, tek diyorum Zafer Ateşi için. 7. koşuya geldiğimizde 3 yaşlı İngiliz tayları 2000 metrede koşacak. Şartlı 3 koşu bu mesafede e, ilk kez koşacak hepsi. Bir numaranın e, biraz e, tecrübesi var. 1800 metre koşmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Son yarışlarına da daha zorlu gruplarda koştu zaten. Bir numara. Burada iki tay ben değerlendirmemi aldım. E, Aprantisi Adem Ceylan e, idaresindeki bir numaralı e, War Commander favorim. Yanına yazdığım rakipte uzun mesafede ve e, özellikle ıslak e, kumda iyi koşacağını düşündüğüm Armağan Turan e, Ekürüsü'nün tayı 5 numaralı attalos. E, benim şablonuma yazdığım 2 at oldu 1 ve 5. 8. koşuda 4 ve yukarı yaşlı Arap atları 2000 metrede koşacak şartlı 4 koşu ve dişilere ait koşu. 8 kısra izleyeceğiz. 2 ve 8 numaralı kısraklar ekürü olarak yarışa katılıyor. Burada baktığımızda tabii 4 numaralı Semboltay çok formda son 3 yarışını bugünkü aprantisi Kaan Can Gökçe ile kazandı ki daha önce de kazandığı yarış var. Yani 4 birinciliği var Tay ile Kaan Gökçe'nin. Zaten son yarışlarında da burada bu pist ve mesafede birlikte koştuğu bir 6 ve 7 ile birlikte çok zor olan bir yarışı kazandı. Yani içeriden dışarıya aldı vesaire Son 50 metrede şahane sprintiyle yarış kazanmasını bildi. Bugün içinde kazanır mı? Hani 4 birincilik bana biraz zor geliyor. Ben 4 at değerlendirmemi aldım. Sıra numarasına göre ekürilerden 2 numaralı Günyeli. Sonra yine ıslak pistte avantaj olacağını düşündüğüm 3 numaralı Mahinur'um. 4 numaralı sembol Tay tabi yazmadan olmaz. Uzun mesafe avantajın olacağını düşündüğüm 5 numaralı Ivo Cima diyeceğim. 8. koşuda şans verdiğim atlar 2, 3, 4 ve 5 oldu. İstanbul'da koşular akşam 6'da sona erecek. 3 yaşlı tayların şartlı 1 koşusu bölünen şartlı 1'in son ayağı. 1400 metre sentetikte 11 tayı izleyeceğiz. Tekrardan hepsinin ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. Zor bir koşu sürpriz sonuç çıkabilecek koşulardan biri bana göre. Sıra numarasına göre söyleyeceğim. 6 numaralı Seat of Love. 7 numaralı Street Runner. 8 numaralı Eksi 1. İlginç de bir adı var. Acaba bir şanssızlık mı yaşadı da Eksi 1 diye isimlendirdiler o da ilginç 9 numaralı front Frontliner e, 10 numaralı lenera ki e, idman pistinde en iyi gözüken Taylardan biriydi son olarak da e, iyi bir ekürü. hadi oğlu ekürüsünün e, Tayıp 11 numaralı e, milyon Stone diyeceğim ki iyi de bir orijine sahip 11 numarasız oynamayalım derim. Son koşuda şans verdiğim taylar 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 oldu arkadaşlar. Değerlendirmelerim de bitmiş oldu İstanbul'la ilgili. Tekrardan bol şanslar diliyorum hepimize. Bir sonraki kaydımda görüşmek üzere diyorum.